Ajda Hanım'la nasıl tanıştınız? Ajda'nın tanışmam annesi sayesinde oldu. Hmm. Annesi opera sanatçısı. Gerçi kendisi de balerinmiş. Böyle balerin. İnce uzun. Böyle kuru gibi bir kız. Çok hoştu, güzeldi. Zaten ilk bakışta çok beğenmiştim. Neyse. Hala anlatırken gözlerinizde böyle. Ne diyorsunuz? Hala unutamıyorum. Söyleyin, hatırlatmayın ne olur. Yavuz, siz heyecanlandınız şimdi birden düşün. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Rica ederim, rica ederim. Kusura bakmayın efendim. Bir su filan isteyelim mi sen? Çok çok teşekkür ederim. Ama bir su da içebilirim yani. Bir su lütfen. Annesi opera sanatçısıydı. Hı. Opera kıyafetlerini diktiriyordu Aram Usta'ya. Aram Bey'e. Evet, hı hı. Ona diktiriyordu. Sırf oymuş yani onun şeyi. Onlar komşu gibiydiler, sanki kapı komşu, dostlar. Birbirlerine çok samimiydiler. Geliyorlar. Arada kız da geliyordu. Sonra kızı daha sık gelmeye başladı. Sonra annesi gelmedi. Kız tek gelmeye başladı. Hmm, dedim, bu işte bir iş var. Sen beğendinse galiba o da seni beğendi. Ya. İnan havalar uçtu zevkten. Çünkü Eyüp'te yetişmiş, yoksul yetişmiş bir adamın, öyle sosyetik bir kızın ona bakması... Anlatamam. Çok muhteşem bir şey ya. Çok tatlı geldi. Zor evet. Bir şey değil evet. Mi yani? Ama anladınız onun da sizi beğendiğini. Ama ben de çok değiştim tabii. Kılık kıyafetim değişti, konuşma tarzım değişti. Biraz sosyetik olduk, modernleştik yani. Yine ailemi de tanıyamadı. Sen ne oldun ya diyorlar, sosyetik oldum falan diyorlardı. Alay ediyorlardı. Sen nerede, sen gitmişsin. Bizim çocuk gitmiş, başka adam olmuş diyorlardı. Neyse işte öyle gittik. Onu yavaş yavaş sohbet falan tanışmak derken teker teker geldi. Sonra inanır mısınız mankenlik bile yapmaya başladı. Bazı provaları onun üstünde yapıyordum bazı insanların. Ondan sonra sık sık dışarıda da çıkmaya başladık. Artık ama görüşmeye başladık. Görüşmeye başladık. Artık dedik ki bu iş evliliğe gidiyor galiba. İnanın bu derece gittik ya, aşırı gittik. Ve annesi de beni çok beğenmiş ha. Çok kibar bir beyefendi demiş. Tabii benim eski halimi bilmediği için. Okul yok. Siz okumadınız. Ha, bakın onu da anlatayım. Aram Usta'nın sayesinde liseyi bile bitirdim. Bana derslerde bile yardımcı oldu. Çok büyük adamdı. Ha, yani bir yandan çalıştınız, bir yandan liseyi bitirdiniz. Liseyi de bitirdim. Mekanı cennet olsun ustamın. Allah rahmet eylesin. Canım benim. Ah, çok değerliymiş ustam. Sizin için. Çok kaliteli bir insandı. Onun sayesinde neler yaptım, neler... Liseyi bitirdiniz ama yüksek okumadınız. Okuyamadım efendim. Çünkü işimden çok memnundum. Kazancım da çok güzeldi. Sağ İşi de bana. Sevdiniz. Aşırı şekilde maaş veriyordu ve kardan pay bile veriyordu o derece. Aynen, İnanmazsınız güzel, böyle. Şanslıymışsınız. Artık evimizde annem tek yemek pişirirdi. Artık 3-4 tabaktan çıkartmaya başladı akşamlara. Yardım ediyordum tabii ki bir evlat olarak. Tabii ki. Gerçi çok tutucu aileydi ama ne yapayım işte. Ajda Hanım da balerindi. Balerindi efendim. Yanlış anlamayın, o dönemlerde hani bu tarz sanat... Yok, çok yok gibi işte. Yani... Sanatla ilgilenen, sanatın her dalıyla ilgilenen insanlara hani o kadar da çok sıcak bakılmıyordu. Çok biliyorsun, Afife Jale ile başladı bu olay. Evet, Afife Jale ile. Onun sayesinde artık hanımlar... Ben de tiyatro oyuncusu olduğum için her şeyden önce burada Piri, bu işin kadın olarak ilk adımını atan insanlardan biri Afife Jale'yi de saygıyla anıyoruz burada. Allah rahmet eylesin efendim. Allah rahmet eylesin. Ha, Ajda Hanım bir günde beni tiyatroya götürdü. Gittik gördük. Ya ben de tiyatroya bayıldım. Ya Ajda dedim, ben de oynayabilir miyim? Gülmeye başladı. Ya ders alman lazım dedi. Daha iyi artık. Yani zaman geçti dedi. Siz Ajda Hanım'la... Güzel bir arkadaşlığa başladınız. Çok güzel. Evliliğe yol açan bir arkadaş. Yani uzun yıllar sürdü. Çok sürdü. Sürdü. Çok sürdü. Neden evlenemediniz Ajda Hanım'la? Yok, konuştuk. Evlenelim dedik. Evlenelim. Nişanlanalım dedik. Nişanlandınız mı? Ama ne yazık ki evdekilere bir ay söyleyemedim. Dükkanda nişanlandık hem de aramızda. Ha, kendi aranızda nişanlandık. Aramızda nişanlandık. Niye söyleyemediniz ailenize? Ben bir kere Ajda'ya tanıştırmaya gitmiştim. Arkadan annem. Ha, annenizle tanıştırdınız Ajda Hanım'la. Tanıştırdım. Hmm. Evladım davul bile dengine vurur dedi. Sonra dedi, o ne dedi, etekler burada dedi. Babam tutturdu, ne biçim rujlar şeyler sürüyordu. Ne bu dedi, ya adamlar artık biraz geriler biraz. Ha, görünüşüne aldı işte, takıldılar. Bunu Ajda da gördü. Aramızda çok büyük kültür farkı vardı. Gerçi ben onu kapmıştım, onu kopartmıştım ama
Ailem öyleydi. Ailenizle tanıştığı zaman Ajda Hanım da mı huzursuz oldu? Onlar hani... Anladı arada kimse farkı olduğundan tabii anladı. Ama dedi, bak dedi, ben dedi yani benim ailenin durumu olabilir, bir şey yapmaz. Bana her şey yaparım ama ben yalnız balerini kesik kesik bırakmam dedi. Ben çünkü hayatımı bunun üstüne idame ettiriyorum dedi. Peki siz bu beraberliğinizi ikiniz arasında tatlı tatlı sürdürdünüz. Güzel oldu. Ailenizle tanıştırdınız ama aileniz Ajda Hanım'ı çok uygun görmedi. Ajda Hanım da bu tanışmadan çok mutlu ayrılmadı, öyle mi? Aynen. Sonra ne oldu? Bir ay sonra anneme dedim, bak dedim anneciğim, ben o gördüğün... Kızı seviyorum. Kızla nişanlandım ve onu çok seviyorum. Onunla evleneceğim. Nasıl nişanlandınız? Dükkanda dediniz. O nasıl, anlatır mısınız? Annem nasıl patladı biliyor musun? Ha. Sen ne diyorsun? Ben söz verdim. Ne sözü ya dedim, ne sözü, ne sözü veriyorsun? Annem bir hanım arkadaşına gidiyor. Evladım büyüdü, artık ona everme çağı geldi diyor. Ona bir kız bulmak lazım. Hanım da benim kızım var demiş. Söz verdim diye başkasına söz vermiş. Aradan da kesmişler. O kızcağız da gelmiş bizim evde. Evin kızı gibi yemeklere, şeylere yardım ediyor. Annemle artık evlilik provalarına başlamışlar bile. İşi bitirmişler, siz ne diyorsunuz? Siz demediniz mi Yavuz Bey, ben başkasını seviyorum, getirdim, tanıştırdım. Bu kızdır benim sevdiğim, bununla evlenmek istiyorum demediniz mi? Ya babam kesin kes olmaz diyor. Annem, siz mevzuyu bile açamadınız mı? Açamıyorum. Annem sana sütümü haram ederim diyor. Başkası olursa. Ben söz verdim diyor. Bir de biliyorsunuz eskiden verilen sözün değerini biliyorsunuz değil mi? Ne kadar önemliydi o ama söz. Ama sizin adınıza söz verilmez. Vallahi o baskılar karşısında inanın eğildikçe eğildim böyle. Dimdik vücudum böyle bir şey oldum. İnanmazsınız. Babam bir yandan, annem bir yandan. Sonra aklıma bir şey geldi. Ya dedim ben bu kızla bir çıkayım. Beni beğenmesin, kötü davranayım dedim. Beni beğenmesin, bırakır ben de Ajda'ma kavuşturum. Sizin için uygun gördükleri hanımefendiyle. Evet, evet. Neyse adı da Ayşe'ymiş. Ayşe Hanım'la çıktık. Sen bunu beğendirtmeyeceksin kendine. Ters tepti. Kız bir görüştü, aşık oldu ya. Çarpıldı tabii, eğip de adamın hali başka. Biz olmuşuz nişan çiftliğine, lüks giyiniyoruz. Havalımız yerinde. O semtin havası size göre farklıydı Nişantaşı'nın. O havayla diyorsunuz hareket ediyorum. Sözde Ayşe hanımefendi de sizi beğendi. Sevmiş bile, aşık olmuş. Ama bence o aşk havama aşık oldu. Havanıza aşık oldu. Çünkü ben... Sizi tanımıyor sonuçta. Şöyle anlatayım. İleride durumum kötü gidince beni ilk terk eden olmuştu. Aha, öyle durumlar da var. Yazık ki annemin sayesinde ben bu